Kütahya'da işitme cihazı ve biyonik kulaklık kullananların yanında olan tek dernek. Biyonik Kulaklı Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kütahya İl Temsilcisi Nimet Sarıkaya yaptığı açıklamada 2019 yılını değerlendiren açıklama yaptı. Kütahya'da ihtiyaç sahibi olanlara işitme cihazı ve biyonik kulaklığı hayırseverlerin desteğiyle temin ettiklerini belirten Biyonik Kulaklı Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kütahya İl Temsilcisi Nimet Sarıkaya, yardım yapmak isteyen hayırseverlerin derneklerine makbuz karşılığında yardım yapabileceklerini söyledi. Biyonik Kulaklı Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kütahya İl Temsilcisi Nimet Sarıkaya yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Kütahya'da işitme engeli çok fazla ama biyonik kulak, yani en azından bizim zaten ilk başlama, ilk basamağımız bu olmuştu. Tüm rehabilitasyonları gezip işitme kaybı olan ve biyonik kulaklığı tespit etmek olmuştu. Şu an 35-40 kişi biyonik kulaklı. Ama bunlardan biliyorum ki, yani Kütahya merkezde oturanlar, ki ulaşamadığımız çok kişi var. Biz bunların yani ulaştıkça onlara güncel bilgileri vermeye çalışıyoruz. Çünkü mesela ameliyatlar durmuştu bundan bir yıl öncesi. İmplant ameliyatları tamamen durmuştu. Biz tüm medyayı, tüm sanat camiasını ayağa kaldırdık dernek olarak. 150 sanatçımızdan bize videolar geldi, destek videosu geldi. Yetmedi, meclise girdik çocuklarımıza, Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurduk. Ve Cumhurbaşkanımız çok teşekkür ederiz. Yine implant ameliyatlarının başlamasına sağladı. Yani onların sayesinde çocuklarımız sessiz kalmadı. Bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Yani biz yetişemediğimizde haklarını arıyoruz, haklarımızı arıyoruz. Birçok sessiz kalmış çocuğa, yetişkine ses olmaya çalışıyoruz. Herkese ses olmaya çalışıyoruz. Derneğimizde badminton alanında milli bir sporcumuz da var. Dernek yönetim kurulumuzun İlayda Açıker çocuğudur. Yönetim kurulu üyemizin çocuğudur. Yani engelimiz ne olursa olsun istediğimiz her şeyi aşabileceğimizi anlatıyoruz ve bunları gösteriyoruz. Biyonik kulakta özellikle Kütahya'daki en büyük eksiklik eğitim, ailelerdeki eğitim, ailenin eğitimi. Hani o neredeyse bütün aileleri toplayıp hani gidin, yani artık ayağımızda, şehir dışına çıkmamıza gerek yok. Sadece ailenin bilinçli olması gerekiyor ve ailenin, asıl eğitimin ailede olduğunu bilincinde varması gerekiyor. Bunlar için yönlendirmeler yapıyoruz. Bizim kapımızı çalan herkese biz de elimizi uzatmaya çalışıyoruz. İşitme engelli ya da biyonik kulaklı kim olursa olsun, çocuk ya da yetişkin, imkanlarımızın yettiği sürece onlara destek olmaya çalışıyoruz. Biyonik Kulaklı Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara merkezli bir dernektir. Türkiye'nin 8 ilinde temsilciliklerimiz vardır. Bunlardan birisi de Kütahya'dır. Derneğimizin kurulma amacı biyonik kulak farkındalığını oluşturmak, biyonik kulakla işitme engelinin nasıl aştığımızı, engel olmaktan nasıl çıktığını anlatmaya çalışıyoruz. Ayrıca biyonik kulak takıldıktan sonraki süreci, öncesi süreci ve sonrası süreci anlatmaya çalışıyoruz. İşitme cihazı ve biyonik kulak takmakla işin bitmediğini, asıl zorlu sürecin ondan sonra başladığını, yani bu cihazlardan fayda alabilmek için çocukların ya da yetişkinlerin konuşabilmesi için bundan sonra takıldıktan sonra bir eğitim olduğunu, öncelikle ailede başladığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu amaçla kuruldu derneğimiz. Biz hak temelli bir derneğiz. Kullanıcıların ve ailelerin haklarını anlatmak, onlara hakları hakkında yönlendirme yapmak, haklarını korumak, nasıl koruyabilirler, neler yapabilirler, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Derneğimizin yönetim kurulu ve tamamı ya çocukları kullanıcıdır ya da kendisi kullanıcıdır. Yani zaten kullanıcılardan yola çıkarak, biz de yaşadığımız sorunlardan yola çıkarak, mesela ben kendi oğlum, kuzeyim için yola çıktım. Ama bu amaçla yürürken tüm çocuklarımız için ses olmaya çalıştık. Hiçbir çocuk ya da yetişkin sessiz kalmasın, onların iletişimi kesilmesin. Bunun için mücadele ettik. SGK'nın yayınladığı süt kararlarını güncel olarak kullanıcılara ve ailelere aktardık. Aktarmaya da devam ediyoruz. Kütahya'da kurulduğumuz andan itibaren
bundan 2 yıl öncesi kurulmuş bir derneğiz. 2 yıl önce ilk derneğimizi açıkladığımızda ikinci implantın müjdesini vermiştik. Daha doğrusu dernek başkanımız Hatice Çankır'ın mücadeleleri sonucu ikinci kulak ameliyatı devlet kapsamına alındı. Maliyet çok yüksek bir ameliyattı. Dernek başkanımız, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'a ulaştı. Ve onun sayesinde, çok teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımıza ve eşine, ikinci implant da kapsam alanına alındı. Biz kullanıcılara ve ailelere bunun müjdesini verdik. Bu yol bu şekilde başladık ve ondan sonraki tüm haklarını anlatmaya başladık. Özellikle Kütahya'da da gelişen çok güzel gelişmeler oldu. Mesela örneğin bizler bir pil raporu için, kablo raporu için, ameliyatı bırakın bunlar için bile şehir dışına çıkıyorduk. Ama şu anda hastanemiz, hatta yani daha öncesinde de vardı ama aileler bunun bilincinde olmadığı için hep şehir dışına çıkıp bu işlemleri yaptırıyorlardı. Şu an Kütahya'da ikinci implant ameliyatı da yetişkinlerde gerçekleştiriliyor. Geçen yıl ilk implantımızı Mart ayında yapıldı. Hani tıp alanında çok ilerledik. Bunları aktarmaya çalışıyoruz ailelere ve kullanıcılara. Biz hepimizi, yani tüm işitme cihazı kullanan ve biyonik kulakları bir çatı altında topladık Kütahya'da. Onlara bilgilendirmeyi daha hızlı yapıyoruz. Kütahya'da çocuklarımızdan oluşan ekipler oluşturduk. Badminton ekibi kurduk. Kütahya olarak turnuvalara katılıp Türkiye Şampiyonası'nda ödül almak istiyoruz. Kütahya'da başka neler yaptık? Bir şehit kütüphanesi açtık. Şehit kütüphanesi. Bunu açma sebebimiz de şuydu. Biz okullarda anlatmaya çalışıyoruz. Biyonik kulaklı çocuklarımızın farkındalığına, yani cihazımıza bakma diye bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim cihazımızı görenler bulaşıcı bir hastalık olduğunu zannediyorlar. Okullarda bunu anlatabilmek için de nasıl yaparız diye düşünürken ayrıca farklı topluluklarla gönüllü olarak çalışıyorduk. Bir kütüphane açmaya karar verdik ve o kütüphanede biyonik kulağı hem büyük devlet büyüklerimize anlatabildik, hem öğrencilerimize ve hem öğretmenlerimize anlatabildik. Çok güzel de bir kütüphane oluşmasına sebep olduk. Böyle gururlarımız oldu. Sonra AVM'lerde çocuklarımız için etkinlikler yaptık. Çocuklarımızın engeline rağmen neler başarabildiklerini anlatmaya çalıştık. Dernek olarak çoklu engel diye, yani bir işitme engelliyle 8 saat veriliyor bir engelliye. Ama ek engeli olursa otizmde, zihinselde bu 8 saatin yetmediği için Milli Eğitim Bakanlığı'nın da desteğiyle Ankara'da bir çalıştaya katıldık. Bununla ilgili raporlar düzenledik. En kısa zamanda inşallah bu da sonuçlanacak. Sonra ikinci implant kapsamına, devlet kapsamına alındıktan sonra 2016 yılı öncesini de kapsama aldırdık. Yani şu oluyor, biyonik kulak takıldıktan sonra kabloyu raporla devletimiz karşılıyor. Bunu anlatıyorum. Ama eğer ki implant ameliyatını siz kendiniz karşıladıysanız bu devlet kapsamına alınmıyordu. Yine dernek başkanımız Hatice Çankır'ın çabalarıyla bu da devlet kapsamına alındı. Yani biz hak temelli çalışıyoruz. Haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Derneğimizle ilgili bilgi almak isteyenler sosyal medyada Biyonik Kulak Çocuklar Derneği her türlü sosyal medya yazabilirler. Orada tıkladıklarında bizim hakkımızda bilgi alabilirler. Biz işitme cihazının, biyonik kulak öncesi işitme cihazı kullanılma şartı var. Zaten işitme cihazından, yani biyonik kulak işitme cihazından fayda göremeyen çocuk ve yetişkinlerde kulak içine elektrotlar yerleştiriliyor. Bu elektrotlar sayesinde normal bir bireyden daha iyi duyabilir hale geliyor. Yani işitme cihazı önceliği. Ama bu işitme cihazını da kullanma kılavuzu var diyeyim. Yani bu işitme cihazını doğru kullanmazsanız hiçbir şekilde fayda göremezsiniz. Aynı şekilde biyonik kulak, yani koklear implantı da doğru kullanmazsanız, sonrasındaki süreçleri iyi takip etmezseniz hiçbir fayda göremezsiniz. Ailelere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da sosyal faaliyetlere katılıp çocuklarımızı, özellikle dernek olarak çocuklara daha çok, yani derneğimizin ismi çocuklar olması da, çocuklar deyince bütün kapılar açılıyor. Bu sebeple ama yetişkinler için de tabii ki her, yani tüm işitme engelli camiasında çocuk yetişkin ayrımı yapmadan biz destek olmaya çalışıyoruz.
çalışıyoruz. Biz dernek olarak ihtiyacı olmayandan alıp ihtiyacı olana veriyoruz. Biz bir ara bağışçıdan alıp yani ihtiyacı olana veriyoruz. Biz bir aracıyız yani. Destekleri bu şekilde sağlıyoruz. İşitme cihazı, biyonik kulak öncesi işitme cihazı kullananlar genelde derneğimize kullandıktan sonra yani biyonik kulak takıldıktan sonra o cihaza ihtiyaçları olmadığı için derneğimize bağışta bulunuyorlar. Eğer bu konuda da bağışta bulunmak isteyenler olursa seve seve kabul ederiz. Ve bunları ihtiyacı olan işitme cihazı kullanıcılara biz de onlara veriyoruz. Şeffaflık açısından ailenin istediği boyutta onlara da bunları kanıtlıyoruz. Onların eşliğinde kulaklarına takılmasını sağlıyoruz. Yani bir çocuğun sesi olabilmek dünyadaki en büyük mutluluk. Onun o sesinin sesi aldığındaki o gülen yüzü ya da ağlaması yani tepkisi bizim için yaptığımız işte gönüllü olarak çalışıyoruz. Hepimiz gönüllüyüz. Bizi onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bize ihtiyacı olan herkese elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Dernek olarak yani hepsini anlatmaya kalktığımda saatler yetmez. 2 yılda büyük çaba veriyoruz. En son Doğu projemiz oldu. Artık biz Türkiye yani Ankara merkezli olduğumuz için sadece Kütahya'da değil tüm Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Bana bundan 3 ay öncesi Bitlis'ten bir aile ulaşmıştı. Ona işitme cihazı gönderdik. Adıyaman'dan bir aile ulaşmıştı. Yine cihaz gönderdik. Tabii ki bu cihazları biz cebimizden para alır, cebimizden harcadığımız bir parayla almıyoruz. Dediğim gibi ihtiyacı olmayandan, derneğimize yapılan bağışlardan biz de onlara gönderiyoruz. Onların sessiz kalmaması için aracı oluyoruz.